Cemal Kaşıkçı olayı değil, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu olayı demenin daha doğru olduğu, daha iyi bir tanımlama olduğu kanaatindeyim. Partisi tarafından Konya'da düzenlenen eğitim programının gerçekleştiği otelde düzenlediği basın toplantısını konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili Türkiye kesinleşmiş delil ve bulgular ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyuyla paylaşmaktan asla imtina etmeyecektir. Suudi yönetiminin bir şekilde bu işten sıyrılmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum dedi. Ne yazık ki dünyanın gözü önünde fevkalade ürkütücü, fevkalade korkunç bir hadiseyle karşı karşıya kaldık. Sayın Kaşıkçı, dünyaca tanınan bir gazeteci, İstanbul'daki başkonsolosluğa girdi ve bir daha çıkamadı. Biliyorsunuz ilk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ilgili bütün birimlerimiz bu olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması için olağanüstü dikkatle, titizlikle bu süreci yürütüyoruz. Şimdi biliyorsunuz soruşturma faslına geçti. Burada deliller, bilgiler, bulgular hepsi bunlar elde ediliyor. Ve şunu çok açık bir kere daha ifade etmek isteriz ki Türkiye bu kesinleşmiş delil ve bulgular ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyu ile paylaşmaktan asla imtina etmeyecektir. Türkiye bu anlamda bu ortaya konulan çirkin, ürkütücü, korkunç, insanlık dışı, uluslararası hukuka aykırı bu işin arkasını bırakmayacak. İstanbul'da olsa bile uluslararası hukuk bakımından Suudi Arabistan'ın toprakları olan konsolosluk binasında işlenen bu suçun örtülmesine asla müsaade etmeyecektir. Kamuoyuna sızan, dünya kamuoyuna sızan, özellikle Suudi Arabistan mahreçli bazı haberlere dayandırılarak ifade edilen hususlar bu işin İstanbul'a gelen bazı timlerdeki, infaz timindeki insanlar tarafından işlenildiği ve bir iki kişinin üstüne atılarak bu işin bir şekilde Suudi yönetimine sıçratılmaması için bir gayret sarf edildiği yönünde haberler var. Haberlerin nihayetinde doğruluğunu net bir şekilde delillerle ispat etmediğimiz için haberlerin doğruluğu konusunda konuşmak istemiyorum. Ama şunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Herhangi bir ülkenin konsolosluğunda işlenen bir suçun, hele hele orada kamu görevlisi olan bir insanlar tarafından işlendiği iddia edilen bir suçun, oradaki resmi görevlilerin bilgisi olmaksızın ya da hatta o ülkenin resmi yetkililerinin bilgisi olmaksızın işlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bunu felanca işledi diyerek herhangi bir şekilde bu suçun üzerinden eğer suç kesinleşirse Suudi yönetiminin bir şekilde sıyrılmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum.